Herkese merhaba, Doktor Berk Karataş ben. Konumuz her zamanki gibi cinsellik. Şimdi cinsellikle ilgili 3 dönemimiz var. Birincisi cinsel ilişkiden önceki dönem. İkincisi cinsel ilişkideki dönem. Üçüncüsü de cinsel ilişkiden sonraki hayatımız. Şimdi konumuz cinsel ilişkiden önceki hayat. Ne vardı cinsel ilişkiden önce? Gördüğümüz gibi mastürbasyon vardı. Bu biraz şeylere benziyor. Yani insanoğlu önce dinozorlar vardı. Dinozorlar gitti, insanoğlu hakim oldu. Şu anda dünyanın hakimi biziz, dünyayı biz idare ediyoruz diyebilirsiniz. Ama hemen günümüz şartlarından hatırlatayım. Bizden 1 milyar kat daha küçük bir canlı bütün dünyamızı değiştirdi. Her türlü alışkanlıklarımızı değiştirdi. Onun için çok da böbürlenmemek lazım. Haddimizi aşmamak lazım. Cinsellikte de haddimizi aşmamamız gerekiyor. Şimdi bunları daha önce biz anlattık. Yani cinsel ilişkiden önceki hayatı, yani mastürbasyon hayatını videolarda anlattık. Bunları izleyebilirsiniz. Mutlaka izleyin. Benden ya da bir başkasından. Beni beğenmiyorsanız lütfen bir başkasından izleyin. Bunlar çünkü cinsel hayatınız için önemli. Yine cinsel ilişkide neler yapılabilir? Bunlarla ilgili de anlattık. İzleyebilirsiniz. Şimdi cinsel ilişkiden önceki hayatımızla ilgili bir kötü haberim var, bir de iyi haberim var. Şimdi önce kötü haberi vereyim. Kötü haberim, bu konuda yapayalnızsınız. Ne bir eğitim hayatınızda, ne de aile hayatınızda hiç kimse size bunu anlatmayacak. Siz de bunu soramayacaksınız. Düşünsenize 16-17 yaşındasınız ve aile toplanmış ve diyorsunuz ki kim bana iyi mastürbasyon yapılır ya da doğru mastürbasyon yapılır anlatır dediğiniz anda herhalde sizi bir psikoloğa ya da hani çocuk psikoloğuna büyük ihtimalle götüreceklerdir. Evlendiğiniz zaman zaten evli erkeğin mastürbasyon yapmasını önermiyoruz ama zaten o zamana kadar olanlar olmuş. Yanlış mastürbasyon yapa yapa bir takım sıkıntı daha çıkmış. İşte hani utanmıyorsanız doktora gidebiliyorsunuz. İyi haberimiz ne? İyi haberimiz şu. Bilim çağında yaşıyoruz. Bilgi çağında yaşıyoruz. Teknoloji çağında yaşıyoruz. Artık istediğimiz her şeyi oturduğumuz yerden öğrenebiliyoruz. Dolayısıyla bu işleri de cinsel ilişkiden önceki hayat, yani mastürbasyon hayatında nasıl yapıldığını, doğru yaptığınızı, yanlış yaptığınızı bir şekilde öğrenebilirsiniz videolardan okuyarak vesaire. Bu iyi haber. Bizde bu yoktu. Ben kendimden örnek vereyim mesela. Ben 5 sene ilkokul okudum. 3 sene ortaokul, 3 sene lise. Yetmedi 6 sene tıp fakültesi. O da yetmedi 4 sene nöroloji uzmanlığı yaptım. O da yetmedi üst ihtisas yaptım. Kongreler, toplantılar, bir sürü şey yaptım. Hiçbir Allah'ın kulu bana cinsel ilişkiden önceki hayatı anlatmadı. Kimse bana mastürbasyon şöyle yapılır demedi. Hiçbir kitapta yazmıyordu. Yazmayınca da ben de birçok şey öğrendiğimi düşündüm. Hiç okumadım. Ama sonra baktığımız zaman, özellikle şu çağda baktığımız zaman ortada çok büyük yanlışlıklar var. Biz de bunları buradan, yani ben de anlatmaya çalışıyorum nazane bir şekilde. Şimdi mastürbasyonla ilgili şeyler çok değişti. Eskiden mastürbasyonla ilgili çok iyi şeyler söylenmiyordu ama bugün geldiğimiz konuda bilim tam olarak, net olarak şunu söylüyor. Mastürbasyon sağlıklı bir eylemdir. Bir insanın yaptığı ilk cinsel eylemdir. Hatta biz bunu bazen bazı yerlerde tedavide de kullanabiliyoruz. Mastürbasyon konusunda bilimin şeyi ne? Şimdi cinsel ilişkiden önceki dönemimizde, yani mastürbasyon dönemimizde, tabii burada hemen şunu belirteyim. Eğer bir partneriniz varsa, her şey yolunda gidiyorsa, her şey düzgünse mastürbasyon yapmamanız gerekiyor. Evliyseniz mastürbasyon yapmamanız gerekiyor. O enerjiyi eşinize ve partnerinize aktarmanız gerekiyor. Eğer mastürbasyon yaparsanız evli olduğunuz halde, partneriniz olduğu halde orada da bazı arızalar çıkacak. O da travmatik mastürbasyon sendromuna girer. Şimdi eğer travmatik mastürbasyon sendromu ne? Bazen mailler geliyor. Diyor ki hocam şöyle yapıyorum, bu travmatik mi? Böyle yapıyorum, travmatik mi? Bakın, travmatik mastürbasyon sendromunun tanımı çok net. Cinsel ilişkiyle gözünüzü kapatın. Hep beraber gözümüzü kapatalım. Mastürbasyonda ne yapıyorsunuz? Düşünün. Bunu ilişkide yapabiliyorsanız sorun yok. Ama bunu ilişkide yapamıyorsanız ve hep bu şekilde mastürbasyon yapıyorsanız, bunun adı travmatik mastürbasyon sendromu ve eninde sonunda sizin cinsel ilişkide bu sorunlarla karşılaşacaksınız demektir. Kısaca hatırlayalım neler travmatik mastürbasyon sendromu. Mesela bir erkeğin yatarak ve sürtünerek kıyafet üzerinden yapması travmatik mastürbasyon sendromu. İşte çok hızlı bir şekilde ya da baskılı yapması yine aynı şekilde.
Kadın erkek fark etmez, porno filmi izleyerek yapmak travmatik mastürbasyon sendromu. Yine banyoda, tuvalette böyle hızlı hızlı kaçak göçek yapmak ve çağımızın en büyük sorunlarından bir tanesi de vibratör. Yani aslında vibratör işte fantezi amaçlı vesaire kullanılırsa bir sorun yok. Ama bunu devamlı kullanırsanız bu titreşim veren aletler bir de her geçen gün şeyi çıkıyor, daha iyisi çıkıyor. Yani geçen gün ben gördüm bir tanesi bu kadar. Yani inanılmaz bir titreşim veriyor. Şimdi bir bayanın onunla klitoral orgazm olduğunu düşünsenize bu 2 günde bir, 3 günde bir. Kız erkek arkadaşı olduğun zaman nasıl orgazm olacak öyle bir uyarı yok ki. Öyle bir uyarı olmayınca orgazm olmuyor. Bu sefer de ben orgazm olamıyorum diye ortalıkta dolaşıyorlar. Aynı şey erkekler için. Erkekler vibratörü biraz daha az kullanıyor. Bunların hepsi travmatik mastürbasyon sendromu. Bunları yapmamamız gerekiyor cinsel ilişkiden önceki hayatımızda. Bizim amacımız tek başımıza karanlık bir ortamda bir başkasının bize verdiği sağlıksız yiyecekleri tek başımıza yemek değildir. Bizim amacımız kendi yaptığımız sağlıklı yiyecekleri güzel bir manzarada zevkle yemektir. Esas amacımız ise bu manzaraya bir de partner eklemektir. Eğer biz hep birinci şekilde yemek yersek 3'e ulaşmamız çok zor. Biz 3'e geçmemiz için hep onu taklit etmemiz lazım. O taklitte ikinci resimden geçer. Dolayısıyla şunu söylüyorum. Güreş antrenmanı yaparak futbol maçına çıkılmaz. Futbol maçına çıkmak istiyorsanız doğru düzgün futbol antrenmanı yapmanız lazım. Ne kadar iyi ve düzgün yaparsanız o kadar başarılı olur. Yani cinsel ilişkiden önceki hayatınız, yani mastürbasyon hayatınız ne kadar doğru, ne kadar düzgün ve ne kadar başarılıysa cinsel ilişkideki hayatınız da o kadar düzgün ve başarılı olacaktır. Ve dolayısıyla daha iyi haz alıp ve daha iyi haz vereceksiniz. Ama unutmayalım, herkes kendi tatmininden kendi sorumludur. Teşekkür ederim.